Taraftar tokenlarının Şampiyonlar Ligi Paribu sunar. Paribu. Sokrates Club'a hoş geldiniz. Paribu işbirliğiyle hazırladığımız çok iyidir, çok severim programında yeni bir bölümle daha sizlerle beraberiz. Ve onu Erdem ve ben Deniz Caner Yine ne izledik, e, ne okuduk, veya ne dinledik üzerinden veya ne gördük yedik bunların hepsini böyle hayatta yaşadığımız ben... deneyimleri paylaşmaya devam edeceğiz sizinle bu haftada Kendine bendeniz diyorsun. Bana hiçbir sıfat kullan Sevgili Sir. canım arkadaşım. Sör bir şey, hiçbir şey yok. Doğru söylüyorsun. Buna dikkat edeceğim. Tabii ki cümleden her zaman çok sevgi dolu cümleler kullanıyorum. Sağ ol. teşekkürler. Yani. Sör desem Beni Şart gibi geldi. <laughs> Arsenal ile ilgili de bir şey düşürdün yani, mü? Bilmiyorum işte. Büyük dük, dük. şey değil mi? Büyük Karşıyaka Dükü. <gülüyor> <gülüyor> Aa dük demişken o zaman evet. direkt konuya girelim. Hangi konuya? Gentleman. Aa ha, evet. Hadi ne izledin de başlayalım? Gentleman izledim. Bitirdim. Çok güzel dizi. Ha hepsini izledin mi? Hepsini izledim. Bitirdim. Ama bence ilk iki bölüm çok iyi. Bunu Özellikle söyleyeyim, Netflix'te bu arada. Netflix'te Gentleman. Onu unutma söyleyelim. Doğrudur. Olmazsın, evet. İlk bölüm bence çok iyi. Aşırı iyi. Evet. İkinci bölüm iyi. Ondan sonra <laughs> Her bölüm başlarına bir şey gelsin diye birazcık zorlamışlar gibi geldi. Ben ilk iki bölüm izledim. Dün hatta akşam izledim ee, ondan sonra. Güzel Yer'de bitti dedim haftaya saklayayım dedim. Ee, demek ki ondan sonra çok iyi gitmiyor mu? Yani Yo iyi sonra... gidiyor da yani ilk birinci bölümde ikinci bölümdeki o... Zaten çok ekstrem bir şey oluyor ya birinci bölümde sonunda. Evet, evet abi. Ben zaten bir... İşte o kadar ekstremi her bölüm görmeye gerek yok yani gibi bir, gelmişti. Bir çok vaatkar ya. Bir evet. Birinci bölüm çok vaatkar evet. ama... İki de biraz karşılıyor ama ondan sonra karşılamıyormuş gibi hissettim çok seni. Çok karışıyor çok karışıyor. Ha. Abi bak Suriye Türkiye sınırında bilmem neden başlıyor. Ulan dedim ki nereye gidecek ha. bu falan dedim. Ondan sonra ben de ben de hiç nereye bakmadım konuya. Tamam. Bir de bu filmin spin off'u diyorlar. O filmi izlemedim ben de Can İzledim ben de çok güzel film. Ha filmi izledin mi? İzledim. Onu izleyeceğim ben de dizi bitirince. Film çok güzel film o da çok güzel film. Ya gayri içinin bir tarzı var. Belli bir tek bu işte geçenlerde ben de bir burada tavsiye etmiştim. Madonna'nın kocası. <laughs> <laughs> Güzel. Böyle tanıtmıştık. İki çocukları ya. falan vardı galiba Böyle ya. Tanıtmıştık e, Çocuklarının müzik. babası falan birkaç çocuğunun. Hangi bir çocukları çocuklarını değil? bilmiyorum kaç, bir miydi iki miydi? Birkaç çocukları var. Yani ne fark fark Madonna'nın farklı insanlardan çocukları var ya hangileri hangisinden bilmiyorum. Yani Gerek var mı? Eleştirmek söylemiyorum yani. yani yanlış anlaşılmasın. Şu anda öyle batağa girdik Bilmiyorum ya, ya, ya. yani. Batağa yani kendi girdim. kendini batağa soktu. Ne <laughs> izleyenini bilemiyor. Evet. bataklığa girdim. Şey söyleyecektim sadece. Tabii tabii buyur. E, Gayri bir tane filmini tavsiye etmiştik. Amazon Prime'da yine. The Covenant. O da evet. mesela Afganistan'la ilgili daha böyle savaş travması falan. Mesela gayri filmlerin filmlerinin dışında orada mesela böyle bir satir komedi, kara komedi veya işte o şiddetle komediyi harmanlayan yapıdan çıkış yaptığını gördük. Orada çok daha başka bir perspektif sunuyor bir savaş filmi yani daha doğrusu anti militer bir film yapmış aslında. Burada tekrar o özüne dönmüş gibi hissettim. Yani evet. hani o ta işte Lock, Stock and Smoking Barrels'lardan başlayan süreçte Yine o e, böyle tatlı tatlı, çok mantığa uymayan bazı şeylerin de olduğu aralarda. Ben çok sevdim İlk iki en azından. Ben çok sevdim. Tavuk sahnesi inanılmaz Tavuk bir sahne. Tavuk sahnesinde acayip ben de dağıldım ya. Yani. Ama orada bir şey olacağını hissediyordum. Evet. Söylemeyeyim şimdi. Aktörler çok iyi bu arada. Müthiş. Ee, özellikle e, Kaya Sıra, Sko diye buradan hemen e, bütün ünvanları veriyoruz kendisine. Kaya Hanım nerede <laughs> oynamıştı ya? Daha dün baktım ya. Kaya Hanım <laughs> Skinster oynamıştı da bir dakika dur bir yerde daha oynadı <laughs> Kaya Hanım. Dur daha dün baktım ya kendisine. Kaya Hanım'ın e, böyle... Aa burada da mı oynamış demiştim. Şey niş şey rolleri var. Ee, ne? ne? Underrated kalmış rolleri var evet. geçmişte. Söyleyeceğim şimdi evet, Kaya Hanım'ı. Bir saniye. Karayip Korsanları mıydı? Karayip Korsanları da değil. Orada da var. Orada da oynamıştı. Ee, Geliyorum. Geliyorum. Ama senin vurgulamak istediğin başka bir rolü var. Tabii. Geleceğiz. Aynen. Bu arada Aynen. Kaya Hanımefendi'nin e, aslında soyadı bir de Kaya Scodelario... Neydi ya bir şey daha vardı son Davis'ti ama yakın zamanda boşandığı için Davis soyadı atıldı tamamen şey oldu hatta yönet, bir yönetmenle evliydi aktörle evliydi Benjamin Walker'la o da ünlüdür Britanya'da. Bulamadım. Ee, ailesine kendini veren bir aktörist olarak biraz uzak kalmıştı flash ışıklarından bence şimdi tekrar yıldızlaşacaktır. Bence gayet muhteşem bir oyuncu Aynen. kendisi saygılarımı sunuyorum ben aradığım şeyde bulamadım karıştı. Ben de biraz laf uzattım ki sen bul diye sen boş boş konuştum. Çok sağ ol teşekkür ederim Allah razı olsun. Boş yapmakta. iyi. O yüzden övdük. Dizi. Ee, Theo James de beklemediğim kadar e, hoca... O da John oldu ya. Geç olsun evet. bu saatten sonra. Oynar bir 20 sene. Divergent'ta mi ünlü olmuştu o çocuk? Şimdi sonra? onu da baktıracaksın seride... bana. Divergent'ta ünlü olmuştu ya. Eminim o, evet. Ay, orada. En son ben onun yani kötü bir filmde izlemiştim. Hangisiydi? White Lotus'ta var. Aa, doğru. Var. White Lotus'ta oynamıştı. Bravo. White Oradaki şey, bir de kötü İtalya bir filmde ikinci izledim ikinci de unuttum şimdi. Doğru. Bak orada da çok orada iyi. Orada da var. Canerim White Lotus neyi Oğlum White çok şeyler Doctor'sun çıkarttı böyle yetenekler. Böyle bir özelliği var. Bak. Evet. Konu ve şey o kadar iyi ki. Aubrey Plaza. Aktörlerin şeyine odaklanmıyorsun mesela. Bak. Aa vallahi o da oluyorsun. Yani mesela Aubrey Plaza'nın oynadığını hatırlıyor musun mesela? Hatırlıyorum ikinci sezonda çok. Aubrey <laughs> Plaza saygılar <laughs> sevgiler muhteşem Haca. bir insansın inanılmaz bir oyuncusun. İnşallah bir gün Oscar alırsın. Ki önemi yok. Aubrey Plaza olan de komik bir insanlardı. Evet. Komik. Çok saygı duyuyorum kendisine. Eee favori akt aktrislerimden biri. New York Knicks maçlarında da görebilirsiniz. Eee e işte Ya ben hafta sonu ne yaşadım biliyor musun? Ne olmuş. Abi çok sinirim bozuldu. Ya buradan tabii ki sinirim şöyle bozuldu. Mesleki olarak sinirim bozuldu. Abi ben pazar günü hastalandım. Akşam Dallas devam ediyor. midem bağırsaklar bende. Aa Kyrie Irving'in şutu. O maçı Aha. ben anlatacaktım. Ne oldu? Abi gidemedim. Sağ olsun Cengiz anlat. Cengiz'i seviyorum buradan. E, çok da güzel anlatmış e, genç kardeşim. Çok da iyi bir, bir çok da iyi bir spiker olacak bu arada. Yani ileride daha da iyi bir spiker olacak. Skipper yaz ne diyorum ya. Konuşamıyorum ben diye böyle oldu. Skipper kaptan. Skipper kaptandır yelken. ediyorum devam edelim beraber, ben. Aynen. Ediyorum. Ondan sonra. Cengiz de e, aynı zamanda e, bir taraftan. E, <laughs> aynen uydur bakalım. Diz Neyse. Bakalım. ne e, Abi inanılmaz bir şut sokmadım ya Kyrie Irving. Çok Hacay, güzel şut. Bu hafta ben ne ben gerçekten... sağ elle denemişliğim var. Sağ elimi kullanıyorum. Ee, olacak bir şut değil o. Kobe atmış onun benzerini zamanında. Zaten o atabilirdi. Кайron'un total yetenek paketi olarak müthiş bir herif. Eşi benzeri az bulunur bir oyuncu diye de bir şey yapar. Aynen. Ama işte kafada akıl akıl fakiri olduğu için bence tam tersi abi. Benim fikrim bu adamlarda Zeki olabilir, akılsız şey olabilir. Akılsızlar kafalar bu ha. Aynen. Yani. Kafalar fazla yanık oluyor evet. yani. Çok, Çok özel bir aptal kendisi saygı duyuyorum. Yani bu kadar potansiyele zihnen ve bedenen bu kadar potansiyele fazla sinaps getirdiği fazla nokta on. kendisini saygı duyuyorum. <laughs> Aynen ama yani acayip bir an. Evet, Peki e, Gentleman'da başka bir notum var mı hocam? Yok. E, Çünkü spoiler'e girer söylersen. Tamam oraya girmiyoruz. Ama şey benim hoşuma gitti özellikle. Yine o Saltburn'deki gibi bir malikane, kostümler falan. Ben onu sevdim ilk kez. <laughs> Bu şatolar çok güzel lan. Bu şatolar. Bunlar Airbnb yapılıyormuş bazıları biliyor musun? <laughs> ve o kadar da şey değil ha. Çeşme Fransa. tatilinden ucuz. Yemin Tek ederim bak. baktın mı hiç? Baktım. İngiltere'dekiler ee, mi yoksa? <laughs> mesela Fransa'dakiler de yapıyorlar oğlum şey da. Oğlum şey, şato bakmadım hayır, hayır Bir tane gördüm. Fransa'daki Belçika'dakiler de Airbnb yapılıyor ve gayet hesaplı hakikaten. İngiltere kırsalında... Hmm. gidebileceğim bir tane şato var mesela. Böyle önünde de... Malikane. E, nasıl anlatayım? Böyle sanki korumak için içine timsah atarlar da böyle bir su olur Hendek. ya. Hendek. Hendek. Bravo. He. Timsah da yok tabi de yani örnek vermek için evet. söyledim. Öyle bir şey var. Önünde böyle hayvan gibi Eski bahçesi tarz, var. Eski o tip e, binaları, yapıları ya. koruma şeyi. 300 pound ya gecelik. 300 pound. 12 bin lira. E tabii bir sürü garip tuhaf otele paralar veriliyor. Yani Antalya'da her şey dahil evet bir gecelik ancak kalırsınız işte öyle bir şeydi. Şatoda kalacaksınız ya. Birazcık vizyon. Tabii ben... Ha İngiltere vizesi pahalı. Sabta bir son zamanlarda. Bana bir girdi o. Evet. Onur Erdem de ben de yeni öğrendim. Acayip bir tatile gidiyormuş. Ee, Nisan ayında gerçekten. Bal ayına çıkıyorum arkadaşlar. <laughs> tatile gitmiyorum. Bunu söyletmek için şey yaptım. Balayına gidiyorum. Balayı ayı yapacağım. Benim çok sevdiğim bir memlekete, memleketlere gidiyor. O yüzden ben balayına gidiyorum. Sana yardımcı olacağım ama. Neredeyiz biz? Hangi tarihteyiz? Gelecek hafta program. İki haftam var. var. İki haftam var. Ay, gelecek hafta çekebileceğiz değil mi? Çekeceğiz. Öbür haftada hafta hafta. çekeceğiz. Sen rahat ol. Ben onları oraya yani. saklıyorum. hiç eksik gedik bırakmadan. Çeşitli tamam. rota tavsiyelerimiz olacak. Bu tip şeyleri ben hazırlayacağız burada. Senin tatilin rotasını buradan da tavsiyelerimizi söyleyeceğiz. Ben 7 günümü belirledim. <laughs> Nereye gidiyorsun? Yani nasıl? Onları da konuşacak mıyız sonra? Saklayalım burada şu anda konuşmak istemiyorum. <laughs> Balayına gideceğim sadece bunu söylemek istiyorum. 15 i̇lk, gün ilk yok. 7 günündeki peki bütün e, gastronomi durakları şey yaptın mı? Yaptım. Emin misin? Boş günlerim var. Belli kişilerden de şu anda şey bekliyorum, haber bekliyorum. Hangi belli kişiler? Nihat Kahveci. Ha tabii o bask bölgesi tarafı. Evet, yani. evet. Benden de bekliyor musun peki? Soracağım Caner. Fırsat verirsen. Onurlu. bitirirsek. Boş kalırsan. Ya Fransa'ya giden biri bana bir şey sormadı. Çok moralim bozuluyor. Delireceğim yani. ben gerçekten. <laughs> Fransa'da iki gün kalıyorum. Yani neyse bir şey demiyorum. Ama Bordo çok güzel bir yerden geçeceksin. Aşağıya Gaskonya ineceksin. <laughs> i̇nanılmaz bir herif ya gerçekten. <laughs> gerçekten inanılmaz bir herif. <laughs> tamam dur bu. Evet. İşbirliğimize geçelim. Tabii ee, tabii. Bizim destekçimizi ihmal etmeyelim. Aynen. Değerli kıymetli ekibi. Size bugün Paribu ve listelediği bazı taraftar tokenlarından bahsetmek istiyoruz. Paribu 2020'de Galatasaray fan Token'ı listeleyerek Türkiye'de taraftar tokenlarını listeleyen ilk platform oldu. Aynen. Ardından Fenerbahçe token'ı ihraç ederek taraftar tokenları dünyasında büyük bir etki daha yaratmış oldu. Aynen. Öyle ki 20 milyon Fenerbahçe tokunun satışı bir buçuk saatte tamamlanarak dünya çapında hasılat rekoru kırdı bari rekorları elbette bunun sınırlı kalmadı. 2023 yılında çıkardı Beşiktaş token'ın kilitsiz seçeneği tam 3 saniyede tükendi. Vay vay vay. Evet Ve şuna. de kilitli token'ların satış süreci bir saat 1,5 saatte tamamlandı. <laughs> Çok güzel olmuş evet. Taraftar token'lar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz." dedi. Nerede burada? aşağıdaki videonun <gülüyor> <gülüyor> açıklama <gülüyor> kısmındaki. <gülüyor> <gülüyor> evet, burada evet. evet <laughs> aşağıdaki link şurada. Aynen. Tam şuralar, videonun altında. Şuralarda bir yerde ekibimiz koyacaktır. Tabii ki. Ondan sonra ya bu arada... Taraftar tokunları tokenları. Özel tokenlardır. Sen de Her var tarafta efendim. Sen de vardır. Arsenal tokenı var bende. O da para bulur istenmekte zaten şu anda. Vay 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 helal olsun ya. Evet. Güzel. Ne oldu? Yok diyeceğim zannediyordun değil mi? Yok yok var olduğunu biliyordum da yani ne yaptım? Başka ne izledin? Başka ben de ne de sonra. Portings'i izledim. Ha izledin mi? Süper. Aynen. Ne arıyorsun? <laughs> Telefonumu aradım. Ha. Portings çok güzel. Ee, ha senin görüşün çok merak ediyorum. Çok beğendim. Çünkü biraz e, controversial yani, yani kutuplaştırıcı bir film hani fikir olarak. Ne yani, anlamda? beğenen beğenmeyenler arasında böyle bir çatışma yarattı sosyal medyada. Çünkü bir de şey de ya orada kadına veya işte o biçtiği rol e, ne kadar feminist değil aslında tam tersine. Ben o tartışmaya şu anda girmeyeceğim. Yok sen hani şey oldu böyle Erkek biraz. Erkek olarak feminizm tartışmasına girmek istemiyorum şu anda. Yani Lantimos'un veya işte senaryonun yaklaşımının aslında kitaptakinden farklı olduğu ile ilgili kitabı okuyanların eleştirisi oldu özellikle. Doğrudur. Green bu zavallı kitabının Ben onu. sadece izlediğim yer üzerinden konuşuyorum. Sen lütfen anlat. Aşırı abi. iyi bir fikir. Ee, nasıl anlatayım? Böyle bir kendimi şey gibi hissettim. <laughs> düş aleminde gibi bir taraftan izliyor gibi hissettim. O hoşuma gitti. Beni gerçek da... bir dünyanın dışında sanki hmm. bir şeyler anlatıyormuş gibi. Hmm abartılar saçma sapan o işte o gemi örneğini saymıyor. Ha geçen hafta konuşmuştuk o. Gemiler işte oradaki bütün her şey üzerine. Gemi nasıl değil? o prodüksiyon hani Oscar aldı hak ediyor dedik ya hani o set tasarımı falan çok iyi değil mi? Ya da işte o şey Babil'deki o kule vesaire evet, yani evet, falan filan çok, yani, çok güzel. Çok. Yani. Lisbon mesela. Lisbon çok güzel. şeyi e, hayali hayal edeyim. Paris hayali. O da çok acayip. Evet. O yüzden Hı -hı. takdir ettiğim bir iş. Hı -hı. Çok beğendim. Şeyi nasıl buldun? Emma Stone hani Oscar... geçen hafta da Oscarlardan kalanlar olarak aslında konuşuyoruz. Çok iyi değil mi? Ama zaten şöyle bir avantaj var. Yani rol öyle bir rol ki sen de zaten iyi bir oyuncuysan <laughs> zaten rol seni alıp <laughs> yapar zaten yani Oscarı da aldırır. İşte o Lily olan farkı öyle belirtmeye çalıştım geçen hafta hatırlıyorsunuz. Çünkü, Sakin oynamak ve şey yani. Çünkü çok iniş çıkışı var abi evet, rolün yani. Rolün yani her şey yani alabileceğin kendi hünerini gösterebileceğin bütün her şeye sahip bir rol yani. Bebek beyni koyulmuş bir yetişkin evet. e, e, davranışları yani. Çabuk büyüdü ama filmde. Evet muhtemelen de. Ara o geç hızlı oldu. İşte kitabı belki okumak o yüzden gerekli olabilir. Muhtemelen kitap onu çok daha detaylı veriyor başka şeylere giriyor. Mark rolüne evet. rolüne bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Düştüğün hal çok hoşuma gitti kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, rolü, rolü derken. Evet. Çok iyi mı ama. Çok iyi oynamış. Ama süper ya. Yani. Çok iyi oynamış. Hak ettiğini buldum. Çok hoşuma gitti. Ruffalo Hoca gerçekten olağanüstü aktör. Aynen. Öbür olana yazık oldu bizim. Krala. Şey, kral... Ha! Ee, bizim defonun yardımcısı. Ha hocanın. şey... Hoca'nın. E, neydi? Remy o da. Remy Perez miydi çocuğun? İşte adını evet. unuttum. Remy. Ha. O çocukla sürekli problemlerden, çocuğecesinde ha. Yazık olan kötü. O üzüldüm. <laughs> Benim defo saygılar, sevgiler. Müthiş bir insansın. Peki Margaret Qualley'e ne diyeceksin? O ikinci ameliyat edilen hanımefendi biliyorsun o da şeyin kızı. Andy Macbeth'in kızı mıydı? Yok. Çok Andy Macbeth'e çok <laughs> benziyor. Ya. Ee, onun onun ve bir ünlü bir aktörün kızı yani ikisinin. Ama bayağı zaten. Vallahi. Zaten Yeni Lantimos projesinde de o da var. Tekrar. Onun rolü ama bence şeyin rolü gibi. Emma Stone'un rolü gibi değil hmm. bence. Son dönem böyle yükselen... Yani e, o daha donuk genç, bir ve net hani sabit bir yani. şeylerden gidiyor ya. Son dönem yükselen sondaki, genç yeteneklerinden biri. Sondaki şey... Bir tek orada bence filmde tek eleştirebileceğim bir şey var. Neyi? Abi sonda o Albay'ın girdiği... Albay mıydı herif? Ha evet. Ee, Rütbesini işte, unuttum. Ya, neyse. General. Aynen. General'in girdiği Asker bölüm bölüm, bölüm çok kısa sürdü ya. Yani son anda bir anda hikaye dahil olup bir anda bağlandığı yerde... Bir, son 20 dakika içerisinde oldu ya bütün bu her şey Sonda aslında. bir twist gibi bir şey oldu evet. Evet. Böyle hani sanki böyle daha öyle bitecekmiş gibi Bir, ya, bir anda iken. çıktı falan aralarda böyle... Ya şeyi bu arada gemide kadının gerçek ismini söyleyen biri vardı ya. Ha, evet. Yani onun orada ismini söylenmesinin ileride bir sebep verebileceğine eh. dair bir fikir alıyorsun. Tabii. Okay. Ama devamında bir hani bir iki şeyle beraber daha bağlansaydı bir anda karşımıza çıkmasaydı tek eleştirim bu. da ben kim köpeğim? Esnaf yani Allah. lan timosu. Ya hocam bu arada şey yani... Ee oyuncu performansı açısından e, olan şey. William Defoe da çok iyi yani modern Frank Einstein Onun kafa kavramında. yanıyor bu arada şeyin hocanın da mesela lobster ayarında tutmuş bence buradakini. Ha. Lantimos oğlum yeni projeyi çekmeye başlamış galiba hemen. Ne yapacak oğlum? Onu üretken mi? adam. Hayır bazen bazı yönetmenler abi. Yani. Haftada 8 program çekiyorsun Canerim. Doymuyorsun programa. Şimdi <laughs> adam film çekiyor diye burada laf mı ediyorsun? inanılmaz diyorsun. bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Haftanın 10 lira ekranda ekran bağımlısı bu adam. Şu anda yönetmenleri eleştiriyor. Ee, şey gibi oldu bu Fight Club ben <laughs> bir bağımlıyım. <gülüyor> Bağımlı. <gülüyor> Aynen. Bana ağlayacak bir Meatloaf omzu lazım. Var burada gel. Ee, Canım benim. Ya işte böyle bir sor ya. Böyle bir sor. Ee, sana bir şey diyecektim. Portings'le ilgili de unuttum ya. Ne? Kafa yandı. Ha asıl şey söyleyecektim. Bu hafta e, şeye baktım. E, Lantimos'un geçmiş e, projelerinde falan da baktım. Ulan hepsinde mi Emma Stone oynamış gibi bir his bıraktı. Yeni filminde de galiba Emma Stone oynuyor yine. İnanılmaz bir şey abi bu. Hani yönetmen şey birlikteliklerinde, eşleşmelerinde ben acayip bir yere iş. doğru gidiyorlar. Ben seviyorum öyle şeyleri. Tarantino'nda var ya öyle. Ya da çok işte Martin Scorsese'nin var. Çok seviyorum. Büyük yönetmenlerde genelde o bir şey oluyor. E, yan rol hatta mesela şeydeki Tarantino'da yan roller var. özellikle çok var. Ha? Türkiye'de mesela Netflix'e bütün işlerle Fatih Artman var. Buna dikkat etmemiştim ya. Netflix'e neredeyse Vallahi selamun ama. neredeyse işte, Fatih Artman var. Berkun O ile beraberler zaten sürekli ha, böyle her işte. E şeyden tabii o crack muhabbet doğru. Aynen. Değil mi oradan da zaten. Oluyor ben ha, severim böyle şeyleri. Güzel hoşuma gidiyor. Bence de öyle sıkıntı Şey dedi ya Cem Yılmaz'ın bütün filmlerinde niye aynı insanlar oluyor? Sana ne? Ee, adam rahat ediyor. Adam rahat ediyor. Yani <laughs> anlatmış bir kere. Kendi dinli bilen insanlar Sana var. <gülüyor> 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 nasıl? Yani, hani, hani, Sana yani, Sana ne çok iyiydi. Hocam ben de bu ara bu arada takdir ediyorum. Prime çok iyi işler yapıyor Amazon Prime. Evet. Platformlar genel olarak şu ara e, özellikle yabancı iyi film getirme de bence çok iyi iş çıkarıyorlar. Ama Prime var. Aramanız ara, lazım ama. E, Prime'ın şeyi çok iyi. E, şey bölümüne gireceksin o filmler bölümünde o 60'lar 70'lerden çok iyi filmler var. E, bir tane film yakaladım The Long Goodbye. Robert Altman da çok böyle e, değer az bilinen önemli yönetmenlerden bir tanesidir. Elite Gold e, filmin başrolünde şeyle sonradan tekrar ünlenmiştir bu. E, Ocean's 12, Ocean's 11 filmlerinde hmm. e, ki yan rollerden biridir Elliot Gould. Ondan sonra e, nefis bir 70'ler polisi abi. Adam bir private dedektif, özel dedektif. Ondan sonra karşı komşusu böyle sürekli çıplak gezen, e, ot tüttüren kızlar falan var. Kedisi var, kedisine mama almaya gidiyor falan öyle başlayan. Böyle e, bir de Gentleman'dan önce izli, yani Gentleman'la arka arkaya izledim. Şey gibi oldu böyle. E, çok farklı iki tarz hani anlatım açısından. 70'lerden öyle bir o dönemi çok net anlatan, o dönemin ruhunu anlatan bir polisi olması itibariyle. Kaliforniya'da zaten Los Angeles'ta geçiyor. Tavsiye ederim diye buradan da Prime'dan bu tip. Prime'a şeyde falan da gelmiş çünkü işte. Thomas Crown Affair. Bu, Prime'da e, veya şey, gelmiş. Disney'de <laughs> ya da Netflix'te <laughs> şey aramak için bence en doğru kısım Apple'da da aynı şekilde. Ne yapıyorsun? Beğendiğiniz bir filmi bir şekilde bulursanız. Ha benzerlerini tıkladığınızda aşağıya inip <laughs> benzerlerinden gidin. Çünkü onların birçoğu ana sayfada falan göremiyorsunuz. Oradan, hmm. oradan 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 geze 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 Güzel. bir şeyler çıkıyor. Ee, böylece böyle enteresan Tebrikler, Amazon. filmleri bulabilirsiniz. Aynen. Ben bir de e, Disney'de de şey izledim. Shogun her salı yeni bölüm yayınlanıyor. E, geçen de birisi Twitter'da yazmış. Aa bu Shogun bizim anamızın babamızın izlediği Shogun'muş diye. Yani o Richard Chamberlain'in ben geçen hafta anlatmıştım. Evet. Oynadığı. Hakikaten öyle ama buradaki bence ben o bölümler eski biraz baktım. Buradaki bambaşka bir şey yani. Gerçekten ben çok takdir ettim. Ee, sonra da başlayabilirsin. Sıkıntı yok. Bir de her salı yayınladıkları için yakalaman çok kolay olacak. Ben. Daha yeni dördüncü bölüme geldi. Öyle düşün. Bugün, bugün ne günlerine salı. Beşinci bölüm yayınlanmıştır herhalde. Ben de akşam izleyeceğim yani beşinci bölümü. Ee, ondan sonra. Ama şey muazzam ya. Hero sana da gerçekten tekrar hocam saygılar yani. Muhteşem oynuyor. Onu da söyleyeyim. Samuraycı mısın? Hiro iki sana da şeyden hatırlarsın. Son Samuray'da ünlenmişti. Ee, Yap. Şeyin filmiyle. Ben Tom neyse bir şey demeyeyim. Ne oldu be söyle. Samuray Karıştırıyor mu onları diyecektim de. Şeyle olarak... karıştırıyor olabilirsin. Ken Watanabe ile. <laughs> <laughs> şimdi anladım. Ya geçen birisi de kızmış. Abi böyle e, kahkaha atma anırır gibi e, kulaklıkla dinliyoruz <laughs> diye. Aklı özür diliyorum. Ama evet. dayanamadım çünkü. Son ben anda... demedim bir şey. <laughs> özür dilerim. Ben de gidip geliyor kafamla sürekli. Böyle bir sorun şimdi yaşıyorum. Şimdi Ken Watanabe'yi hatırlıyorsun. İnşallah. Şeyden... <laughs> ya herhalde odur. Hatırladım. Şeyden bunu. hatırlıyorsun ya. Ee, Christopher Nolan'ın şey filmi. Inception. Inception'da. Tamam oğlum. Yani hatırlıyorum dur değil. da şimdi zorluyorsun <laughs> beni. Bak tutuyorum. Ya oğlum Hidetoshi Nakata yatılamıyor musun? Devam ediyorum. Hidetoshi Nakata yatılıyor musun? Ben bu çukura girmem. <laughs> ben bu çukura girmeyeceğim. Ken Nakamura? <laughs> Devam ediyor ya. Yani. <laughs> tamam tamam. Sumo Cusa ilk tane de. Çıkıyorum çıkıyorum. Sumocu. Aa. Akebonolar var acaba? Akebonolar acayip. var. Sumo sumo inanılmaz Aso bir var. Aso Shoryu Saman. Aso acayip. Aso zaten en büyüğü değil mi? As çoğu Moğol kökenli biliyorsun değil mi onları? Moğollar acayip güreşçiler çünkü. Allah Allah. Yani, Ama isimler Moğol değil. E, Japon şeyine geçiyorlar. Eee oradan geçip isim bir... mi seçiyorlar gündüz ne evet, olayım ben falan. Diye. Japon ismi seçiyor. Bizim Gökçek ve Derson gibi düşün. <laughs> olayım ben mesela. Öyle. Hayır. Sumocular inanılmaz <laughs> insanlar. Gerçekten evet. Sumo belgeseli vardı. Neredeydi o ya? Bu platformlardan birinde sumo hmm. belgesi var. Netflix'te Açın izleyin. Çok zor bir hayat. Çok disiplin. Acayip bir şey. Ama bir taraftan da kutsandığınız, saygı gördüğünüz çok değişik bir şeyleri var. Durumları var onların. Hatta bir tanesi Japon prensesiyle evleniyordu falan bir şeyler olmuştu. Öyle şeyler yani. Normalde. Allah kurtarmış. Kraliyet dışından biriyle falan evlenmeleri sıkıntılı onların. Aa kraliyet demişken hocam ne oldu şimdi Kate Middleton? Heh. The Crown'u tekrar izlemek lazım. Kate Middleton'a ait olduğu iddia edilen bir görüntü çıktı. Parkta yürürken evet. işte bir millet ona da başladı. Bu da fake Onur falan filan. Ee, ben artık bu ee. gerçeklikle Fake durumu arasındaki geçişten çok yıldım. Fotoğraf veriyorsun bu değil diyorlar. Ses kaydı çıkıyor montaj diyorlar. Öbürü diyorlar görüntü veriyorlar bu değil diyorlar. Hangisi gerçek hangisi değil? Benim de kafam çok karışmaya başladı. Middleton'ı inşallah bir noktada çıkarırlar. Aha bu gerçekten burada derler. Hepimiz bakarız. Okey buradaymış deriz devam ederiz. Ben sıkıldım bu işten. Abi çok acayip yerlere gitti abi biliyorsun. Yani bir biz çok Türkçe... acayip 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 yerlere gitmeye de bilirdi. Mesela hey, fotoğraftan çıkarırsın. Fotoğraftan kaynaklı biraz işte o fotoğrafın oynama mevzusu. Tamam çıkarırsın. Tamam. Eğer parkta yürürken fotoğraf çekilebiliyorsa normal çıkabilir herhangi bir yere. Çıksın bakalım evet buradaymış hala devam edin deriz. Biz de edelim yani. Peki şeyler ne diyorsun? Hayatımıza devam edemiyoruz. Anamız babamız Dayana üzülmüştü biz seni. Benim <laughs> öyle herhangi bir bağlantım yok ya. Hayır o sosyal medya şeyi. Peki. Şeylerle de Bu çok kıl kuyruk ya bu kalanlar. Onu Dün e, pazar gece yarısı. Evet. Pazar Aa Emma Stone sabah... demişken Superbad'i de izledim. Dur gitme dur. Dur bekle. Durum. Pazar sabaha karşı bir grubumuza, çok iyidir çok severim grubuna bir e, tweet göndermişsin. Birisi atmış bu tweet'i ve e, Paul Mescal ile Ayo Edebiri'nin fotoğrafı var. Evet altında ne yazıyor? Ee, onun üzerine de ne yazıyor altına? His job is just being around beautiful woman yazıyor. Yani işi hep güzel kadınların etrafında olmak diyor. Bu arada bize türküleriyle eşlik eden bir seçim otobüsü evet. var. Galiba. Evet. Inanıyorum. Biz bunları söylediğimizde yargılandık burada. Evet. Ama Paul Mesken'in ne olduğunu bir senedir söylüyorum. Evet. Hakikaten de bir sürü güzel kadınla fotoğrafı var. Evet. Shiobun'la da var. Ee, şeyle var. Phoebe Waller Bridges'la var. Aynen. O da son Indiana Jones'ta çok iyiydi bu arada. Zaten klasik Susan. şeyle çok var. Ee, happy e, People'daki şeyle. Hepiydi yani hep people'du. Normal, normal people. Hep niye hep dedim ki? Ha burada happy sen pediz yazıyor o yüzden. Senin için normal insanlar mutlu insanlar gibi <laughs> olan kabulün varsa ondan olabilir. Buradaki hatunu tanıyamadım. Neyse. Sen kadın incelemeyi bırakacak <laughs> <gerçek> mısın? <laughs> kim diye? Hiç <laughs> bakmadım kim olduğunu ha. anlamaya çalıştım. Tamam. <laughs> Neyse buna yorumun nedir? Paul Mescal yorumun senin. Ben yorumun. yorumumu yaptım. <laughs> Peki. Bir tweet daha gelmiş. E, ee, o da Merve e, ee, Gül Bayrak'tan gelmiş. Bu arada Merve de bugün e, Michel Gondry filminden fırlamış gibi gerçekten olağanüstü kendisi. Ee, takdir tebrik ettim. Adam bakacak bugün. Oğlum. <laughs> 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 böyle deyince böyle oluyor tabii. Gelişmacı yani, bakacak gelişmacı. Seçecek. Ee, Bob Dylan filmi çekiliyor. Timothy Shaleme A Complete Unknown filmin adı. Oradan e, fotoğraflar yansımış. Elinde e, gitar şeyiyle gezerken. Gördüm. İnanılmaz tam bir Bob Dylan kıyafet evet. şeysi gibi. Inside Loving Davis filminde e, şeyin e, Oscar Isaac'in Yine öyle kedisiyle dolaştığı sahneler vardır ee, ve şey ile beraber biliyorsun düğünde de babasını oynuyor o yüzden enteresan oldu bu. Aa doğru lan. Aa, orada da çok benziyorlar öyle bir fotoğrafta koy koy aa, yani. Aa harbiden bak. Yani. İkisinin böyle dolaşma şekli aynı. Düğünün, ve düğüne gideceğim daha gidemedim. Sen git de bize aa burada çok tepki gelmiş. Ben eleştiri aldım. Düğün böyle mi konuşulur bilmem ne diye ben ne dedim Konuşmadık ki. Konuşmadık ya. Hayır işte ben dedim ki Onur Erdem daha izlemediği için izleyince konuşacağız şimdi. Ee, benden ben de, evet. de bu arada çok şey bekleme yani Hayır sonra. Ama detaylı beraber konuşabilmek evet. için. Yani ben şu evet, geçen evet. haftadan tavsiye ettim, gittim sinemaya diye. Ben de gideceğim, gitmem lazım. Eleştiri aldım zaten bu arada yayın yönetmenimizden. Neden? Gitmedin diye mi? Sen burada sinema programı yapıyorsun, nasıl buna ha. gitmezsin? Ben de dedim ki ben sinema programı yapmıyorum. Evet. Kimse böyle vaat de vermek istemem. O yüzden bunu yapmadım <laughs> diye. <Şu> ana kadar. <laughs> Yani. Çaldı, bu hafta ikinci kez gideceğim diyordu ama bakalım. Ben ya, o e, yalan. Ha, Apple'a geliyor pre-order. En kötü oradan yap Aldım zaten. Ha, Aldım tamam. zaten. Pre-order'dayız. Verdik ön siparişimizi. Sana helal olsun kardeşim. Verdik ön siparişimizi. Hatırlam ama sinemaya da giderim. Sinema ama... benim için bir yaşam biçimi. Sen gitmen lazım. Hatta Sinema Akasya, benim yaşam Akasya Paribu Cineverse. Bravo. IMAX. 21.40 seansına dün baktım. Gidiyordum. Gidemedim. Ha. Bir ara yakala be. Ben yine Hayır. gelirim. Bak ikinci kez izlemeye gelirim. Şey... Ozan gitmiyorum. Ya sana şey getiririm <laughs> evden kek getiririm <laughs> tabii gibi. giriliyor mu? Ee, yani biz girdik. <laughs> yani yani sinema adabı diye bir şey kalmamış gerçekten. Şey gün yapsaydınız oğlum içeride. Oğlum sen Çağıl'ın sinema fotoğrafını görmedin mi? Bir e, gördüm, kebap yememişler. Gördüm <laughs> sinemada. Ama bir Dört sinemalar saat, var. Artık saat. nasıl rahatsa. Sinema çok iyi. Bravo. Ben bu kadar rahat koltukta ve bu kadar nefis bir. Evde bu kadar rahat izleyemezsiniz. İzleyemezsin. Aynen. Yani. Ses sistemi de birazcık iyi. Perde de büyük. Akasi IMAX tavsiye ediyorum. Paribu Sinovars. Peki. Aynen. E, bunları geçtikten sonra Super da. Superbad. Emma Stone oynuyor. <laughs> Ama Emma Stone <laughs> için izlememiştim. Emma <laughs> Stone son anda karşıma çıktı. Çok kötü bir film gerçekten. Adıyla Yapma Yapma ya. Abi. Büyük ben... geyik film işte oğlum. Geyik film. Yani o anlamda ha. söylüyorum. Tamam. Yani geyik film. Puanı da güzel bu arada. Çok güzel puanı var. Michael, yani, Michael Sarah efsane çocuk. Kötülüğün ya. hakkını verecek kadar kötü bir film olmakla beraber benim hoşuma gitti. Yani Sonra. o yüzden kötü diyorum. Şu Yoksa Michael. güzel film. Michael Cera'nın film şeyinden bir şey tavsiye Yani ediyorum. kötü bir filmi ben size karşı savunuyor. Ya yani sizin bana karşı savunmanız çok saçma oluyor şu anda. Oradaki ehliyet şey çok iyi değil mi? Hava Hala ya. konuşulur. <gülüyor> Müthiş. <gülüyor> Twitter'da sürekli gelir kült bir <laughs> şeydir. Ama ya yani şey anlamında, absürtlük anlamında gerçekten çok tatlı bir film. Güzel bir film. Ben Michael Cera'yı çok severim abi. Çok underrated kalmış bir çocuktur. O, o Şeyden sonra... önce Juno örneğini verdik. Juno örneğini de Netflix'e geldi dedik. Adam bana hala diyor ki iz... O önce de filmleri önereceksin diye. Onun için söylememiştim. E, Netflix'e geldiğini haberini verdim. İzlemeyen varsa da izlesin. Ben Hayır. 20 sene olmuştur izledim. oradaki... Üniversitede falan. Aa, Dur sana bir bilgi vereceğim şimdi. Hadi bakalım. Acayip bir bilgi gördüm. Ee, oğlum orada dediğim şuydu. Sen benimle dalga geçiyorsun ya sürekli. Hani izlemediğim, önce, daha say, önceden izlediğim... Dalga geçmiyorum. Ben gerçekleri konuşuyorum. <laughs> Programa geliyor. 3 yıl önce, 5 yıl önce izlediği filmi anlatıyor. Sanki yeni anlatmış gibi. Ben onunla benim derdim var. Hayır yani şimdi, şimdi Değerli izleyicilerimize çok iyidir çok severim'in e, muhteşem e, hayranlarına. Seyirciye karşı bu kadar yıkamaya ağlama da yani bir şey söylemeden önce <laughs> e, çok acınası. Bu, bu müthiş kültürlü dolu e, seyircimize ben de <laughs> ya, layık olmaya çalışıyorum. Ya bu kadar düşme be. <laughs> bak gerçekten ben seyirciyi burada karşıma da alırım gerek yok. Ama yani hani bu kadar da düşmeye de gerek yok yani. Sana bir haberim var. Ne? Michael sana bir ara Aubrey Plaza ile çıkmış hocam. Ne diyorsun ya? Vallahi. Vay 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 çifte bak çok saygılı. Acayip bir çift. Çok saygılı. Oğlum Amy Schumer'ın çocuğunun babasıymış Michael Ulan ne olmuş? Sen Michael Cera'nın ne, hangi Personal kategoriden girdi. ha, bakıyorsun <laughs> Personal abi? Personal Life'a girdin ne Carrier'a girecektim. Carrier. Bu şey gibi oldu. <laughs> Aynen. Özür dilerim. Neyse evet başka ne izledin? Başka ne izledim? Sen üç tane kötü film izledim dedin. Ya işte 21 Jump Street, 21 Jump Street dedim. Hadi 22 Jump Street. ikisini beraber izledim. Kült yapımlar çok. Jonah Hill ile şey, Channing Tatum'un e, ee, bunlar da gerçekten kötü olmak için hakkını vermiş filmler, saygı duyduğum filmler. Kötü filmler ve saygı duyduğum filmler. Ama zaten biraz aynı şekilde o, o şekilde yola çıkıyorlar biraz yani. Evet evet. Yona de gerçekten... Ne var lan Yona Yani filmlerin kalitesi bayağı düştü bu hocam maalesef. Ne biliyorsun, yapsın be Hocanın şeyi de çıktı burada arada, <laughs> Me falan da çıktı. Yonahil'im. Şöyle Me Too, yani diğerleri kadar gaddarca bir şey değil belki de... Böyle bir Bayağı bir boğmuş kızı telefon mesajları bilmem ne. biraz evet, manipüle etmiş ha. boğmak derken evet. fiziksel olarak da psikolojik şiddet uygulamış. Şimdi hocam o psikolojik yani, şiddeti e, neyse, şiddet şiddetin de... Yani fiziksel şiddet yok. Şimdi adamı, adını burada şey çıkarmayalım da. Evet. E, fiziksel şiddet yok, bir ebüyüz yok ama e, bir psikolojik şiddet var. E, eski kız arkadaşı galiba şey yapmıştı, John Aylin. E, hiç de beklemezsin adamdan da işte öyle e, olabiliyor yani maalesef. Yani ne yazık ki öyle davranışlar. Girmeyeceğim başarırmış. bu konuya. Evet, ben de girmeyeceğim. Evet şöyle hocam. Biz erkeklerin girmesine gerek yok. Kadınlar yeterince haklarını mis gibi koruyorlar. Bravo hocam. Devam edelim. Nerede, ne şey nereden dedin, nereye geldik biz ya? Ben seçim dönemindeyiz konuşurum. ya seçim konuşması yapar bir gibi konuşuyor. bakacağım dur filmlerime o o bakmam edeyiz. lazım. Evet. Filmlerim nerede? <laughs> 21 Jump Street dedin. Ay, nereye bakıyorum ya? Dur bir dakika bekle. Sana Sen o zaman Çenik... Ha, dur dur. Ha. Evet. The Next Three Days'i izledim. Nasıl film? Abi güzel film. Nerede? Netflix'te. Ha. Ee, Aksiyon mu? Abi... Gizem. Film bir tane cinayetle başlıyor, bir aile var, yani bir baba, anne, çocuk, birbirlerini çok seviyorlar, bir akşam yemeğindeler, eve dönüyorlar. Gecenin bir yarısı evi polis basıyor, kadına diyor ki sen cinayetten tutuklusun ve kadın içeri atılıyor. Baba dışarıda kalıyor. Ee, ve adamın kadını kurtarmak için yaptıkları üzerinden... Ha tamam ben film izledim ya, bu eski film bayağı. Evet yeni gelen, e çıkar bir yapım zannettim. 2010 2013, yapı, izledim bu evet. filmi. Elizabeth Banks falan oynuyor. Çok Aslında güzel. Film. Cool. İyi çok film, güzel bu, evet. film. Çok e, beğendim filmi. Yani şey, Tavsiye ederim. Tam bir action thriller şey, Aynen. aksiyon evet. gerilim, çok iyi. Aynen, tam o yapım arıyorsan. Onu da övmüş olayım. Ben güzel. De diyorum bu filmi nereden biliyorum? Tamam. Ben zannettim ki Netflix böyle kendi yapımları oluyor ya, getiriyor işte. 2023 yapımı, öyle bir şey zannettim. Bakmadım çünkü. Bir de bu isim konusu da karışıyor. The Next Three Days. Film evet. ismi Kaçış Planı bizde. Ha belki ondan kafam yandı. Nasıl evet. Kadro Ama her... IMDB'ye de buradan saygılarımı sunuyorum. Herhangi bir filmin Türkçesini vurduğumda da çat diye hmm. çıkıyor. Hı, hmm, güzel. En böyle boş bir şeyde yazsam da direkt çıkarıyorlar. Çok IMDb. güzel bir algoritma var demek ki. Yazılımcıların her birini tebrik ederim IMDB'nin. IMDB yazılımcısını övdük ya programı. Aynen evet, IMDB yazılımcısını övdük. kadroya bak. Russell Crowe, Elizabeth Banks, Brian Dennehy. Brian Dennehy. Brian Dennehy de müthiş bir yan rol ustasıdır. Olivia Wilde, lyme Neeson. Asıl kuralı Ryan Lewis'in aynı filmdi işte. Çok güzel film. Evet. Tavsiye ederim. Son olarak da Gibi'nin ikinci bölümünü izledim. Kahır. Beşinci sezon. Aç gazı çeken Feyyaz Yiğit gördüm. Yılmaz'ı. Çok iyi. Bu, bu bence hafta çok mi? olay yarattı. Tekrar söylüyorum. Bir önceki sezonda ben birazcık soğumuştum gibiden. İlk bölüm de bence kötüydü. Net konuşayım. Bence de. Ama ikinci bölüm çok iyi. Ben de geçen seni bitirmedim bile öyle söyleyeyim. Yani. İkinci bölüm gerçekten çok iyi. Ama bu sene... Çok bilmiyorum. Övür... Üçte böyle mi gider? Dörtte böyle mi gider bilmiyorum. ama. Konsept olarak da çok unik bir iş, yani çok biricik bir şey. hani Aşk resi çektiğini anlatıyor yani hmm. iyi olmaya namzet bir zaten haliyle bir bölüm. O da hakkını vermişler. Hoşuma gitti. Tavsiye edeyim. Bu kadar benden. Ee, evet. Olabiliyor öyle düşüşler ama yine de bir üretim baskısıyla ile oluyor onu bilmiyorum da. Yani çok sık üretiyorlar ya, onunla alakalı olabilir mi bilmiyorum ama. Olabilir. Çünkü... Kimseyi de yargılayamıyorum evet. bu konudan dolayı çünkü... Kolay da değil. Akarken doldurmak da bir şey. Yaptıkları kolay değil yani. Sonuçta bir anda 30 kişi oturup yazmıyor yani mesela. Evet. Ama Türkiye'nin bir ne olsa olsun Seinfeld'e. Ayak işleri yeni sezon şey için olay almış. Çok sevindim buna. Aynen. Çok sevindim gerçekten. O da yani hem ee, şey. Gain. Bir dakika. Ne oldu? Gain'e sesleniyorum. Aplikasyonunuz çalışmıyor kardeşim. Aplikasyon Televizyondaki şeyiniz çalışmıyor. Ben hep Apple TV'den bahsediyorum. Televizyon. Istiyorum? Apple TV'den hayır. Apple TV'ye girip Apple TV'nin içine yüklediğim aplikasyondan geliyorum. oradan geliyorsun. Bana böyle bir eziyet çektirmenize gerek yok. Çalışmıyor aplikasyonunuz. Evet, bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Ama yani şeyi de, söyleyelim, e, bende hem, de olabilir hem gibi hem ayak işlerinin devamı gelsin. Gerçekten evet. çok diziler. Peki hocam, e, yavaş yavaş ne izledikten şeye geçebiliriz. Şu, e, geçen hafta bir soru sorduk. Bu arada Chen'in Tatum dedin. Aklıma bir şey geldi. Bu Jason da... Tatum geldi. Yok ama o da güzel bir bağlantıymış. Evet. E, şeyi izledim. Lenny Kravitz'in e, Hall of, hani Walk of Fame'de Hall of Fame diyorum. Jason Tatum diye aklıma Hall of Fame'e gitti. İnşallah Hall of Fame olacak çocuk da. İnşallah. Walk of Fame'deki hani şey yapılış töreni vardı. Kızı Zoe Kravitz konuşma yapıyordu biliyorsun. Channing ilk şarkı Lenny Kravitz bugün. Hani bilmiyordum Allah belamı vermesin bilmiyordum. Evet. Niye böyle bir şey söyledim onu da bilmiyorum. Ee, yani <laughs> niye bu kadar yükseldim. İnanmıyorlar ya yani sen senin yüzünden insanlar. <laughs> ben seni yalancı gibi buluyorum. Adım görüşürüm? şeye Bizde. çıktı. <laughs> Sahtekar canlar. <laughs> aynen ona çıktı. Ne diyordum ya? Ee, Şenik Tatum'un da... Benim de e bana da inanıyorlar da cahil buluyorlar. O yüzden sıkıntı yok. O da iyi. Karşılık ben buluyorsun. Ben seninki de iyi. Sıkıntı değil. Şenik Tatum'un kız arkadaşı ya Zoe Kravitz. Hatta evlendiler Öyle mi? Abi. Ha, aynen. Çocuk da yalnız şey gibi ha. Komando yalnız, gibi çocuk. maşallahı var. Bir çocuk. Neyse. Ee, orada müthiş bir konuşma yapıyor törende. Zoe Kravitz önde. Arkasında Lenny Kravitz şey diyor e, ne diyor diyor cümle çok iyi de yani e, hayatında hep her şey yani şey yapmıştır çok istikrarlı olmuştur çok şeydir tutkuludur sevgi doludur özellikle her her şeyi e, göğüs uçlarının gözündü gözüktü tişörtler kadar çok sever yani onun kadar tutkuludur diye sürekli <laughs> nipple gösteren tişört giyen bir abimiz ya. Bu yani baba, bir şey demiyorum. Baba kaç yaşında biliyorsun? İnanılmaz hala. Bir yani. şey demiyorum çünkü bende de o vücut olsa <laughs> Kravitz, ben de göstermek isteyebilirdim yani. Lenin Kravitz acayip bir rockstar yani. Evet. Acayip bir baba yani. Bir de ya. o böyle şey de giyer. Transparan da giyer. İşte oluyor. Hayır bir de şey ucunun ha, şey yiyecek. olarak göz. Sen de olmuyor <laughs> mu Soğukta falan. <laughs> Dar. O da oluyor ya. Oluyor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizdeki olması ile <laughs> <de, gülüyor> Leni Kremis'teki. Evet, Leni Kremis bizimki tam aynı değil. Ama ben şey çok hoşuma gitti orada hani kızıyla babasının sonuçta... Olmadan makine gibi hala. Konuşması falan çok tatlı abi o ilişki ne kadar güzel. Ki ünlü anne babaların çocuklarıyla travmatik İnsanlar ilişkileri İnşallah sen de Pars'ta böyle bir ilişki kurabilirsin. <laughs> Biliyorsun annesi de Lise yani... Kozbe yani. ailesinin muhteşem... Valla sektörde ne kadar erkek oyuncu varsa hepsinin eski sevgilisi, karısı <laughs> bütün hepsi de zihninde yani hiç sektirdiğini duymadım da. O onun eski sevgilisi, bu bunun kocası, bu bununla üç çocuğu var. iki yani Başladığımızdan beri 76 tane dedikodu verdin. Helal olsun gerçekten. Fiyabzet gibi çalışıyor. Saygı duydum bak gerçekten saygı duydum. Peki hadi. Geçen Geç hafta ne sormuştuk soru Zendaya mı, Siklisimin'i mi demiştim? <laughs> Burada da ben şunu sadece öğrenmek istediğim şuydu. Buyur. Arkadaşlar dürüst müyüz birbirimize <laughs> karşı? bir ben bu odanın içerisinde bir dürüstlük görmedim geçen hafta. Sen turnusol sol kağıdı olarak kullandın bunu. Evet. Ben ama seyircimiz ne kadar dürüst onu görmek istedim. Peki ne kadar dürüstmüş? Bak, bakalım, bakalım ne kadar. Bak bakalım. Berkay Kaan Gedik demiş ki Zendaya'nın tahta gibi oyunculuğunun <laughs> yanında Sidney Sweeney'i seçmek için devasa sebeplerimiz var. <laughs> Bilemiyorum. <laughs> ne acaba? <laughs> yani safe sularda ama mesajını ileten çalışılmış bir Rego Hazel demiş ki vibe ve yetenek anlamında Zendaya malum fiziksel özelliklerden dolayı da Sydney Sivini demiş. Çok ayıp. <laughs> Koray biraz Zendaya'yı da Sydney Sivini'yi beğenmem diye radikal bir çıkış var burada. Var mı önerdiği birisi? Yani bunlara rakip bu isim. önerdiği birisi mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok öne çıkardı diye. Güneş Kumsal. Saçları kısaltınca G3 sevdası uzman çavuşa dönen Zendaya mı? <laughs> o yüzden Onur Erdem gibi dürüst bir şekilde ben Sidney Simili diyorum. Teşekkür ederim. <laughs> biz de Sidney Simili dedik biz. <laughs> sen dedin, sen şevklediniz <laughs> ya oraya geleceğiz dur. Roger Bedeler <laughs> Sidney büyük bir sanat aşkıyla iki adım öndedir demiş. C. Barış, Sydney çünkü daha güzel her açıdan <laughs> demiş. Furkan Acılar abi Zendaya tam bir Anadolu kızı senler her türlü savaşa hazır evlen sabaha kadar çay demler demiş. Beklentiniz de beni gözlerimi yaşarttı Furkan. Son filmin etkisi olmuş mu gibi bu? Aynen Fırat biçimli <laughs> bence Sidney Sivini tek sebep daha yetenekli Zendaya overrated demiş. Bu arada kız yetenekli Fırat ya. da dürüst değil. <laughs> Yetenek kız abi. Fırat da dürüst değil. Ayıp ediliyor. <laughs> Tarsus'taki esrarengiz tazı. ne bu dik <laughs> İnanılmaz <Evet>. bir. <laughs> Zendaya çünkü oyunculuk performansı ve potansiyeli çok daha ünlüleriyor bana. Malcolm ve Mary'deki oyunculuğu da çok iyi bence. i̇yi orada evet. Bravo. <laughs> Netflix'teki dizi bu arada. İyi, bir dizi. Sydney Sydney, bir Vogue Hollywood projesi olan Zendaya gibi seksiz androjen bir tiple kıyaslamak Sidney'e ha Sydney'e hakarettir. <laughs> Büyük resim çözülmüş burada. Böyle <laughs> bir şey var. <laughs> <Pardon>. Ahmet Koyuncu. <laughs> Hadi bakalım şimdi. Aynen. Antropoloji. İnsanlık tarihinde erkekler ne zaman sarışın, tercihen <laughs> renkli gözlü ve büyük göğsü güzel bir kadın görse kendinden geçmiştir. Günümüzde yaşanan Sidney Sivin'in çılgınlığı da bundan kaynaklanmaktadır. Kendisinin ASMR videolarını şiddetle tavsiye ederim. ne <laughs> videoları? <laughs> ASMR videolarını. Şey mi bu? SNL A mi acaba? A hayır ya <laughs> ASMR'ler var ya şey böyle ses şey... Ha, okey şimdi bakalım. Nasıl bir video acaba? Soruya cevabımsa Dua Lipa ya da Yasemin Kayal'ın. Ha? <laughs> Nereden nereye geldik? İkisi de çok güzel hanımefendiler bu arada. Saygı duyuyorum. Levent Karaduman. Kalitenin köpeği olduğumuzdan zendaya demiş. Emre Can Ars. Caner abi gibi ben de sarışın sevgisi bulunmakta. O yüzden sildi demiş. <laughs> çok Caner abinin de sarışın sevgisi vardı. Bildiğim kadarıyla Gülşah sarışın değil. Ya oğlum ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ben Gülşah'la tanıştım da daha sarıydı sadece. Şu anda da sarışın olmasını isterdin yani. Böyle ya bir, benim sarışın Bordan, hastalığım yok. Öyle bir hastalığım yok, öyle bir hayranlığım yok. Sadece... Emrecan demiş ki Caner gibi, gibi bende de sarışın sevgisi bulunmakta diyor çocuk. Çocuk gibi yani Caner, Emrecan yalancı mı yani? <laughs> Yanlış mı soru? Köşeye sıkıştım şu an. <laughs> sat seyirciyi. Sat seyirciyi hemen sat. Ben de destek veririm sana. Sat. Evliliğimi satayım mı? Sat, sat seyirciyi, seyirciyi sat. Satayım. Sat seyirciyi sat hemen. Emrecan saçma sapan konuşuyorsun oğlum sen. Hiç öyle bir sözüm olmadı. Ha, aynen yani bu buraya şeyler yani... Of. Öyle seyirci istemiyoruz. Evet. Emre Can, yetişkin <laughs> filmleri için Sinli, diğer her şey için Zendaya demiş. Aa, çok ayıp. Gözlerime inanamıyorum bazı yazdığınız şeylere. Yani bilemedim. Dürüstlük de bir yere kadar <laughs> arkadaşlar yani. Hani neyse. Hepsini sen okudun. Senin görüşün gibi oldu, iyi oldu. <laughs> sen çok aşağılık bir adamsın. Çok utan utanmadan. Manipüle Hiç edilecek değil mi şu anda mesela? Sen <laughs> nere var Caner orada birkaç yorum? <laughs> Okuyayım. Okuyorum. Özkan Çınar. Evet. Haftanın sorusu güldürdü. Ayrıca Onur Erdem'i Twitter'da devamlı karşıma çıkıyor. Serzen işte çok yersiz. Şey demiştin ya bu. Oğuz Alper Ökten mi yoksa Sidney Sivin için mi demiştin? Nasıl bir ikili olur mu? Cümle için ilk kez kullanıldı. Hayır Mantıcıyla <laughs> Sidney Sivin'i. Hayır her tweetin altına çıkıyor baba. Ben kimin için dedim bunu? Sidney Çıkıyor abi. Ha, Demek ha. ki tweete bakmışım. <laughs> Algoritma. Benim de devamlı karşıma çıkıyor demiş seyircimiz. Ben demedim. Ancak ben şikayet etmektense mutlu olmayı tercih ediyorum. Teşekkürler Sidney. İyi ki varsın. <gülüyor> <gülüyor> şey diye bitirseydim. Gördükçe insanın yüzüne bir gülümseme geliyor falan. <laughs> <bir yiyeceğim. gülüyor> karınca yiyen yiyen karınca. Başarılı oyunculuğu büyük performansların altından neslindeki birçok aktriste göre çok daha iyi kalkışı. Tatlı gülüşüyle Sweeney Hanım diyorum. Ee, daha çok fiziksel görüntüsüyle büyük rolleri kapan Zendaya'yı kınıyorum. Bir terslik var burada. <gülüyor> <gülüyor> Muhtaba. Çok iyi bir aileyiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Sidney demeyenin kendine saygısı yoktur demiş. Ee, Bora Yılmaz da demiş ki Zendaya herhangi bir kız tabii ki Sidney. Sidney'in bir şeyi var, ben var. Ben bir yorum yapmıyorum. Sidney Sweeney. Ben bu arada geçen haftadan beri cevap vermedim <laughs> bu soruya. <laughs> ben de vermedim. Sen verdin onu <laughs> daha ne ulan daha ne diyeceksin? Ben sinema tarihine örnekler verdim. Herkes Sar sarışın sever. Hayır. Onu, o bir film ismiydi. Bazıları ben sarışın. Biliyorum falan. ulan on sene sonra. Sarışın yani. Gönderme yaptın, herkes sarışın bir sever değil e, mi? Bir karşıtlık kutuplaştırma oluşturulmuştur yıllarca Hollywood sinemasının bu şeylerinde göndermelerinde. Sen bu kadar altı dolu bir yorum yapmadın Caner. Sen sarışını gördün, gözün döndü. Ha bu arada hocam. Evet. E, Şeye gideceğim. Ee, Tıkandı Yok yok yeni sorumuzu neye soracaktık? <gülüyor> <gülüyor> Onu unutmayalım. <laughs> Paralize oldun. <gülüyor> <gülüyor> Değiştirmeye çalışıyorum konuyu. <Değişim. gülüyor> Haftanın sorusu. Yeni sorumuz bu kadar renkli bir soru değil. Soruyla sizi şok eden kitap diyoruz. Ha, evet. Hadi bakalım. Eğer bu tarz sorular yerine... <laughs> geçen haftaki gibi sorular istiyorsanız... Daha git geldi <laughs> sorular. Daha kafa karıştırıcı sorular. Örnek atıyorum. Ne bileyim işte... Timothy Chalamet mi, Paul de olur. Ya da ne bileyim efendim, daha böyle dedikodu yapabileceğimiz hep beraber. Burayı artık bir dedikodu seansına çevirebiliriz. Caner'de zaten dolu dolu bilgi var bu konuyla alakalı. ben de çalışırım. Dedikoduda Elif'te de var, ben de Elif'ten alırım. Gelirim buraya. Timothy Chalamet mi, Timothy Lovu Kabarro Hayır, böyle bir <laughs> soru yok. Ee, ama siz de böyle atıyorum, Kobe mi, Lebron mu da olur. Hemen bir tane üretelim. Üretelim. Yani bu sorunun cevabını bekliyoruz bu arada. Ee, bir niş ve <laughs> entelektüel bir sorumuz ben var. Ben bu soruya cevabımı aslında yani çok kötü bir, bir aa Bittiğine hmm. şaşırdım gibi cevap verecektim ama hmm. veremiyorum. Çünkü Neden? edebiyata saygımız var. Kitabın ismini söyleyebilirsin mi? Hayır. Ben bileyim. şöyle Keseriz. Konuşuruz miyiz? sonra. Peki tamam. <laughs> şey var mı? bir tanıdık bir yerden çıkarmış bir şey Ha tamam anladım. Aynen. Okay, Aynen. Şimdi abi. Ee, peki ya bir gene karşılaştırmalı sorumuz olsun istersen. Olsun. Karşılaştırmalı edebiyat sorumuz

One Eternity Later Britney Spears mi? Britney Spears mi gibi. <laughs> Buraya mı gidiyoruz? <laughs> Buraya. Madonna mı? Böyle bir şey de olabilir. Neydi biz bulamadık. Sizden öneri alalım. Size ya tamam bence oldu. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> oldu. Jeremy Allen White mi? Ee, Andrew Scott mı diyelim? Zaten seyircilerimizden şey gelir. Tamam. Ben Jeremy Allen White Girdik. Girdik. Evet. Jeremy Allen White'da bir çirkin karizması var. Yani şekilsiz ama güzel. Adam Driver'da öyledir. Hafif bir şey var evet. Karabin evet yamukluğu... Var. Yani... Şeyliği... Nasıl anlatayım? <laughs> yamukluğu... Ee, dur anlatacağım şimdi sana. <laughs> pardon. Böyle şey gibi gözükmüyor yani. Orantılı gözükmemekle beraber ama kendi içindeki orantısızlığıyla bir orantı yakalamış bir güzelliği var. Çocukta bir sarışın karizması var ama. Mesela sarışının güzelliğinden çok sarışın karizması var. Adam şöyle. Driver'da öyle. O da öyle. İkisinin Aa de bak de bir... Adam Driver'da biriyle karşılaştırabiliriz. Güzel olur. Güzel abi. Yaparız işte. yaparız. Sırası gelince yaparız. Bundan sonra o mu iyi bu mu iyi yapacağız. Belli oldu. Tamamdır. Oğlum şu düğünü de bu hafta izle de. İzleyeceğim, düğün deyip duruyorum yani. Düğünü izle de. İzleyeceğim izleyeceğim. Bana sert girmişler. Böyle mi konuşulur mu konuşulur. Bahar tavsiye ettik diye kızmışlar bize. Adam düğüm tavsiye etti. Lafı yemedi. Biz bahar tavsiye ettik. Laf yedik. Böyle bir şey yok. <laughs> Caner kendine şu almış. Bir şey demiyorum. Vallahi çok üzüldüm. Şarkı söylüyorum ben. Evet. Hadi. Başlıyorum. Ha, dur sorayım. kitap. Tamam bitince söyleriz. Şarkıları veriyorum. Ben. Bir. Lenny Kravitz Love. Doğru geldi. Direkt bunu söyleyeyim. Müthiş bir şarkı. Shivari'den <laughs> John Kravitz, 214. Ben... Onu söyleyeyim. Şivari. Müthiş şarkı. Ee, Sivert Hoyem'le Marie Munro'dan My Teeming Heart var. Onu söyleyeyim. <laughs> ee, onun dışında... Ne öneriyordum ben ya? Bir şey daha... Ulan yanlış yerdeyim ki. Bir dakika dur. Yanlış yere bakmışım, o öğrendiklerim dışında. Kasa Kol. Çok kötü bir şarkı ama çok iyi, onu söyleyebilirim. Ee, bir de Melisa. M boşluk lisa. Mi M, M lisa gibi ha. Ee, damlalar. Çok iyi bak, çalayım mı? Çaldı. Çok, 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 çok iyi, TikTok'a meşhur var. oldu. Çok iyi olmuş, güzel. çok güzel. Şarkıyı da beğendim, sen hmm. söyle hmm. şimdi. E, hocam ben güzelmiş bu arada bu. E, bir Aynen. dakika. Niye böyle oldu ya? Listemi kaybettim. Sen bu hafta şarkı oynar Yok yok var var. Dur dur bekle. Bu Anatomy of a hani o ana sahnede PIMP çalıyor ya şey. Ama şey yorumuyla çalıyor. PIMP, PIMP mi? Pimp. ilk dın kez dın dın. biri PIMP diyor <laughs> Şarkıyı öyle diyor ya PIMP diyor. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru, doğru. Tamam doğru, doğru da Pimp yani. Ya kardeşim şimdi biz... ben e, sorduğunda mesela o şarkı Pimp... Şunu açsan <laughs> dediğinde de PIMP 50, 50 mi diyorsun? 50 Cent'e saygımızdan. PIMP mi diyorsunuz? Hocam dur. Adam diyor. Tamam da abi o şeyde diyor yani şarkının içinde diyor sen söylerken mesela 20, 21... Neydi lan şarkı? Hayır. Şey. Jump Street diyor ben mesela 21 Jump Street diyor, MP3 gibi anlatamadım ama. 21 street sıçrayış soka, sıçrama soka. Hayır sokağı. 21 Jump Street çıkar ya bazen. Evet 21 Jump Street çıkar. İşte 10 kullandı gibi kullanmıyor her zaman. Doğru. Anlatamadım şu an. Anladın Anladım. Ben anladım. Ben anladım. Sıkıntı yok ha, benim tamam. için. Pimp. P-I-M-P. <laughs> Bakav Ritm and Still Band o yorumuymuş. Yes. Abi, arada dinliyorum çok tatlı geliyor. Ben Dan, bunu önerdim oğlum bir hafta önce. Ha öyle mi? Evet. evet. Ama bu versiyon. Evet. Ha, pardon çok özür dilerim. Mağluk ettik. Işte. Bir daha önermiş oldum. Canın olur. sağ olsun. Bir daha şey Senin canın sağ olsun. Hıyardık çok iyi ettik. şarkı. İyi yaptın bir daha vur. Bir de Cuts Roar e, grubundan Pomegranate Seeds diye bir e, şarkı var. Çok hoşuma gitti. Arc de Soleil listesi dinlerken buldum. SB adlı gruptan Darling diye bir şarkı. Ne grup? SB. SB. E S B E. Izbi ya da. As, S B E. S B diye okuyuyoruz. Bir de Andy Shaf çok severim. E, Quite Like You. Senin gibi sakin sessiz. Quite Like You. Şey gibi sunmak istedim. E, neydi? Çikolata. Sezen Çubukları nasıl? Çikolata deneyim şarkı. Sevgiler, saygılar saygılar. Kitabın da. gidelim? Hoca bir kitap öneriyim. Evet. E, i̇şte geçen güzel bir liste vardı. Belli yönetmenleri belli yazarlarla eşleştirmişler çünkü oralın oralardan çok yararlanıyor diye. Yani hani e, Zeki Demirkubuz'la e, şeyin çok fazla Rus edebiyatından yararlanması gibi. Tamam. Dostoyevski ağırlıklı olmak üzere. Rübe Ceylan'ın. Thomas Pinchin'da şeyin çok sevdiği bir yazar. Paul Thomas Anderson'ın. Hatta bu e, şeyi çekmişti. Neydi filmin adı ya? Meşhur. Bu, Thomas Pynchon'un meşhur romanının filmini çekmişti. Yine Joaquin Phoenix falan oynamıştı da. Tamam şey... Ee, Diğer bir kitabı. Çöl hmm. gibi şey, San, San Diego mu? Orada adam yalnız evde aynen, karısı terk etti. Ee, Neydi ya, filmin ee, filmin adı? Dur söyleyeceğim şimdi. Ha, Inherent Vice. Ha. Onu no, ne diye çevirmişler? Neo bizden? Noir, Noir güzel filmdir aslında. E, Inherent Vice'ı nasıl çevirmişler? Ne de? diye çevirmişler ben ya? Abicim. Ama Paul Thomas Anderson, Thomas Pynchon'un çok sevdiği hani o kitaplarını e, uyarlama meselesinde çok fazla. E, ha, gizli, gizli kusur. Gizli kusur bravo. İşte Wine falan da galiba adapte edecekti falan. Gizli kusur mu bu? Ben Türkçeye her kitabı çevirdim hatırlamıyorum ama e, bu güzel bir çeviri. Zor bir yazar çünkü çevirmesi. E, 49 numaralı parçanın nidansı çok güzel bir e, kitap. E, hatta işte Time'ın yaptığı en İngilizce 100 roman listesinde de yer alan bir e, kitap. 1929. mı? 1923 ile 2005 arası çıkan kitaplar arasında. Postmodern bir gizem romanı hocam. Şakama cevap vermedim. Ay özür dilerim çok konsantre oldum. Rica ederim soruyu. Ee, şey mi dedin kaçıncı sıra dedin? 49, 49 mu dedin? Bravo çok iyi sıkı şakaydı. Ben Time'ın şeyi olsam, seçicisi olsam 49'a koyarım. <laughs> Velhasıl Amerikan Edebiyatı'nın önemli e, şeylerinden, kalemlerinden biridir, yazarlarından biridir diye buradan da... Tebrikler Thomas e, Hoca'ya. Ciddiyetle bitirmeyelim tabii ki. Yine sulanarak bitirelim. Yo. Evet sulanarak bitirelim. Ne e, yapayım abi e, ben şu anda? Şaka mı da... oynuyor Ne yapayım? <laughs> Ne istiyorsun benden? <laughs> Sen abilere bir şaka yap. Ne istiyorsun benden? Sen şeye gittin mi onu soracaktım sana. Nereye? Ee, Daniel Sloss falan gittin mi? Gitmedim. Gidecektim ha. gidemedim. Sen çünkü çok seviyorsun. Burada da tavsiye etmiştin geçen sene. Gidemedim. gidemedim. Ruat'a verdim biletleri. Ruat gitti. Bel ağrımdan Sen, dolayı. Sen Cemil Cem Yılmaz'a gittin mi? Cenaza biletim yok bulamıyorum da zaten. Benim de yok ben, ben de bulamıyorum. Evet. Belki elden elimden. Bir gösterisini bir saat on dakika sonunda çıkmış gitmiş bir şey olmuş. Kötü, Nasıl? Rahatsanmış galiba bir şey olmuş. Deniz Sloss da bayağı bir aktivitelere katıldı falan. Tuz biber ekibiyle falan şeyle Oğlum bizim... adam zaten dört, dört temsil falan yaptı ya. İki artı iki yaptı galiba. Yani ikiydi. evet de... öğlen akşam evet. öğlen akşam falan yaptı. Bayağı bir... iyi para kaldırmıştır Daniel Hoca. Tebrikler buradan. Fullmuş galiba zaten. Fulldür. E, bak, Halkımız yorumlara bak. Bir tek orada şeyi gördüm. İyi. Ee, İngilizce bildiğini çok net belli etmek ha. için herkesten önce gülen abiler yüzünden biz o şeyin senkronu kaçmış. Ha onu var mıydı videolar öyle şeyler? Yok Twitter'dan, Twitter'dan gördüm, evet. şeyden Instagram'dan. Daha falan. şakaya başlarken gülüyor. gülüyor hani ulan hani biz şey simultane gülüyorum gibi. Ha anladım. Bir durumdan ötürü böyle şeyler yapmayın. Ha evet. Evet. Bu arada ben şeyin oyununa çok gitmek istiyorum. Programda? Belki gideriz beraber. Ee, çok sevdiğiniz Berkay Ateş'in oyunu çok övgü alıyor. Ee, hatta sevgiler e, e, kalp. Ondan sonucuma e, oyunu da oyunun adı neydi dur. Kafam durdu benim. Hadi bakalım. Dur onu da söyleyeyim de. Bilmedi oyunun adını övdü. Hadi bakalım. Berkay, ben, ben gitmedim çünkü çıkıyor. gitmedim. Dur. Bekle. Onu da öveyim sonra Oğlum ben de düğüne gitmedim biliyorum adını. <laughs> ya <Yani>, inanılmaz <laughs> bir karşılaştırma. Yani inanılmaz oldu gerçekten. İkiye evet. gitmedim biri biliyorum. Evet. Uykusuz bir rüya. Yes. Uykusuz bir rüya oyunu. Ee, ben de gitmek istiyorum. Gideriz yani, beraber. İnşallah. i̇nşallah. Onlardan benden bir yerlere gitmek istemiyor. Çünkü şey oluyor biraz. E, problem oluyor. Ben e, belli şeylerde sıkıntı yaratan bir insanım. Hiç sana şey oldu mu? Mesela böyle... menü. Sürekli gel sürekli bir menü istemek. Sürekli hiçbir şey seçememek. <laughs> Yemek siparişi veremiyorsunuz. Mesela genelde gittiğiniz herhangi mi? bir yerde. Veriyoruz çünkü mi? sana da soruyor. Senin neydi, ne yediğine de bakıyor. Ha, evet Senin söylediğin şeyi eğer o söylemediyse... <laughs> Ondan da söylemek istiyor ama o kararsızlıkla bir şey kaçırıyor muyum Onunla beraber <laughs> o kararsızlıkla beraber 45 dakika boyunca yemek söyleyemiyor. Özellikle bir yere gittiysen... bir yerlere bir defa gittiyse... diğerlere girerken çıkarken özellikle güvenlik kontrolünden geçiyorsa siniri bozuluyor. Güvenlik kontrolünden <laughs> geçtiğinde agresyonu artıyor. <laughs> o Mesela abi. bu tarz şeyler var. Agresyonun artıyor. Ondan sonra ben seninle bir ha hav geçişimi hatırlıyorum. Aa, ee, On, tabii. Öyle. Mesela böyle küçük küçük defekleri var yani şey olarak. Veya ne bileyim. Ama ya... Diya... delirtiyorlar beni ama abi ya biliyorsun ya. Beni delirtiyorlar ama Bak. Ya. Kapatamadığımız için program ben aldım artık bu konuyu ele. Ee, Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız çok iyidir, çok severim. Bu yeni bölümünden sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. <laughs> Kapatamadı. Hoşçakalın ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Taraftar Tokullarının Şampiyonlar Ligi Paribu sundu. Paribu.